hayata dair kanalına hoş geldiniz. Fazla tuzun vücudu olumsuz etkilemesi nedeniyle öfkeli olur ve sinirlenmeye başlar. Çok sinir bozucu olduğunuzu fark ederseniz ve bunun diğer nedenlerle bir alakası yoksa kandaki tuz düzeyini kontrol etmeye dair. Artan tuz içeriği böbreklerin çalışmasını negatif yönde ve potasyum oranının dengesini bozar. Vücut sıvıyı biriktirmeye başlar ve böylece şişer. Özellikle bacaklarda ve yüzlerde şişme meydana geliyorsa artan tuz miktarının belirtisidir. Tuza görülen en önemli belirtilerden biri susuzluktur. Çok fazla tuz tüketirsek hücrelerdeki sıvının dengesini bozarız ve bu da daha fazla su içmek isteğimizi meydana getirir. Ağız kuruluğu aynı zamanda çok fazla tuzun alındığının belirtisidir ve bu da sürekli susama hissi meydana getirir. Yiyeceklerimizi tuzsuz gibi gözüküyorsa başkaları yeterince tuz olduğunu söyleseler bile aşırı tuzlu yemek yemeye alıştığımız anlamına gelir. Bu da yiyeceklerdeki tuzun miktarının az olduğunu düşünmemesidir. Artan basınç nedeniyle hipernatremi yani yüksek tuz içeriğini belirlemek için bilimsel adı ve kalınlaşması yapılır. Bu aynı zamanda kalbe fazladan yük meydana gelir ve kalpte çarpıntı meydana getirir. Hipernatreminin neden olduğu yoğun susuzluk yüzünden çok fazla su içiyoruz ve bu durumda böbrekler düzgün çalışmıyor ve tuvaleti her zamankinden daha sık ziyaret ediyoruz. Özellikle geceleri sık sık tuvalete gitme isteği meydana getirir. Tuzun vücutta fazla olması nedeniyle kaslarımız ağrılar gösterebilir. Sinirlerdeki potasyum dengesi kusursuz olmalıdır. Böylece kaslarımız düzgün bir şekilde çalışır. Aşırı tuz bu ince ayarı bozacağından kaslarımızın nasıl sevdiğini hissedebiliriz. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.